Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyyina Ebil Kasimil Mustafa Muhammed ve alihi tayyibine tahirin ve ashabihil muntecebin. Hop. El faslu salisu لِأَنَّ الْوُجُودَ زَائِدٌ عَلَى الْمَاهِيَةِ عَارِضٌ لَهَا. Vücut mefhumuyla ilgili üçüncü fasla girdik. Bu üçüncü fasıl da yine vücut mefhumuyla ilgilidir. Normalde felsefe mefhumlarla ilgilenmemesi gerekiyordu. Ancak insanın zihin aleminde gerçekleşecek algılar, yani dış alemdeki varlıklar hakkındaki zihin aleminde gerçekleşecek algı ve kavrayışlar, kavramlarla, sözcüklerle diğerlerine intikal ettirilmesi mümkün olduğu için felsefeciler de gelip kendi meramlarını anlatmak için kendi zihin alemlerinde şekillenmiş olan kavrayış ve algıları beyan etmek için mecburen kullanacakları kelimeler hakkında neyi kastettiklerini açıklamak zorunda kalıyorlar. Bundan dolayıdır ki buradaki şimdi bu kaç bir 12 tane fasıl, bu birinci merhaledeki 12 tane fasıl söz konusudur. Bunların hepsi hemen hemen vücut kavramı bağlamındadır. Bu üçüncü fasılda yine vücut kavramıyla alakalıdır. Burada vücutla mahiyet birbiriyle mukayese edilir ve vücuttan kast edilen mana ve mahiyetten kast edilen manayı anlayabilmek için ilk önce bunların bir olmadığını, bunların birbirinden farklı olduğunu, zihinde her birisinin ifade etmek istediği mananın bir diğerinden farklı olduğunu bize açıklamak istiyor. Onun için başlık diyor ki fi ennel vücude zaidun alel mahiyeti aridun laha. Vücut mefhumu, yani vücut sözcüğünün, vücut kavramının ifade etmiş olduğu mana zaidun alel mahiyye. Bir diğer tabirle gayrul mahiyye anlamında, buradaki zaid yani gayr anlamında da alıyoruz ki kendisi zaten açıklayacak. Yani bizim kullandığımız iki tane kavram söz konusudur. Bir tanesi mahiyet kavramı, bir tanesi de vücut kavramı. Diyor ki vücut kavramı ile ifade etmek istediğimiz zihnimizdeki mana, dikkat edin, ben zihin diyorum, dış alem demiyorum. Vücut kavramının ifade ettiği zihnimizdeki mana ile mahiyet kavramıyla ifade edilmiş olan mana bizim zihnimizde farklıdır. Vücudun manası zaid ber mahiyet, yani mahiyetten ayrıdır. Mahiyet kavramından, mahiyet manasından ayrıdır. Ve aridun laha, ve mahiyete arız ediliyor. Bundan ne kastediyor? Şimdi kendisi Allame Tabatabai, merhum Allame Tabatabai bunu açıklıyor.
Diyor ki bir mana ennel bir mana ennel mefhume min ahadihima gayrul mefhumi min el ahar. Yani biz mahiyet sözcüğünden anladığımız bir diğerinden vücut mefhumundan anladığımız anlam bir değildir. Felil akli en yücerridel mahiyete ve hiye ma yukalu fi cevabi mahu. Diyor, akıl mahiyeti tecrid edebilir, soyutlayabilir, arındırabilir. Hangi mahiyeti? O ma yukalu fi cevabi mahu. Mesela farz edelim, bizim şimdi karşımızda yer almış olan nesneyi dikkate alıyoruz. Diyoruz ki mahuve, bu nedir? Karşıdaki cevap veriyor, diyor ki huvel insanu. Yani mahuve sorusu karşısında verilen cevaba mahiyet diyoruz şimdilik. Mahiyetten kast edilen şey, mahiyet sözcüğünün ifade etmiş olduğu şey, ma yukalu fi cevabi mahu. Mahuve, bu nedir denildiği zaman karşıdaki cevap ne diyor? Diyor huvel insanu. Huvel haceru. Huvel feresu. Bu mahuve sorusuna verilen cevapların tamamı mahiyettir. Mahiyet de genel bir kavramdır, bir sözcüktür. İnsan dış alemdeki varlıklar için kullanılan sözcüklerin ifade etmiş olduğu manadır. İnsan, ağaç, taş, toprak, gök, hayvan, artık ne diyorsanız bunların tamamına şimdilik biz mahiyet diyoruz. Diyor ki felil akli en yücerride el mahiyete anil vücudi. Akıl mahiyeti vücuttan arındırabilir, vücuttan soyutlandırabilir ve o mahiyeti tek başına kendi zihninde tasavvur edebilir. Feyyu'tebiruha vahdaha. Sadece o mahiyeti kendi zihninde tasavvur ediyor. Feyyu'tebiruha yani feyyafruduha. Onu farz edebiliyor, ona itibar veriyor. Ona vücut kendi zihninde ona bir itibar, ona bir tasavvur veriyor. Feyyakiluha ve tasavvur ediyor. Sümme sonradan yasifuha bil vücudi. Ondan sonra vücutla vasıflandırıyor. Mesela siz düşününüz, bu işaret ettiğimiz sözcüklerin ifade etmiş oldukları manaların hepsini, insan olsun, ağaç olsun, taş olsun, yer olsun, sema olsun, bunların herhangi birisini vücut kelimesinin dışında kullandığımız olumlu sözcüklerin tamamı. Vücut kelimesinin dışında kullandığımız olumluluğu ifade eden sözcüklerin ifade etmiş olduğu manaların tamamı. Bunların hepsine biz mahiyet diyoruz. Bunlardan herhangi birisini biz tasavvur vücuttan arındırıyoruz. Yani dış alemde bunun varlığı var mıdır yok mudur? Bir insan düşününüz. Mesela Hazreti Adem aleyhisselamdan önce varlık aleminde, yani varlık aleminde en azından bu madde alemini kastediyoruz. Madde aleminde insan diye bir şey söz konusu değildi. Biz vücudu insandan selbediyoruz ve insan sözcüğünün ifade etmiş olduğu manayı zihnimizde tasavvur ediyoruz. Bir, iki, taş sözcüğünün ifade etmiş olduğu bir mana vardır. Bu manayı biz kendi zihnimizde tasavvur ediyoruz, kendisine itibar veriyoruz.
kendisine zihnimizde vücut veriyoruz. Yani zihnimizde onu oluşturuyoruz. Dış alemde var mıdır, yok mudur onu aslında biz ona teveccüh etmiyoruz. Dış alemde olup olmaması bizi ilgilendirmiyor. Ama biz dışarıdaki vücudu kendisinden selbediyoruz. Zihnimizde o manasını tasavvur ediyoruz. Yer, el-ardu, ard kelimesinin ifade etmiş olduğu sözcük. Sema kelimesinin ifade ettiği sözcük. Dediğim şekilde yani vücut sözcüğünün ifade etmiş olduğu mana dışında kullandığımız olumluluğu ifade edecek bütün sözcükler için bir mana vardır. O manayı kendi zihnimizde tasavvur ediyoruz. Dışarıda var mıdır yok mudur bizi ilgilendirmiyor. Biz dışarıdaki vücudu ondan selbetmişiz. Onu vücuttan arındırmışız. Zihnimizde onu tasavvur etmişiz. Ve zihnimizde tasavvur ettikten sonra diyoruz ki vücudu ona hamlediyoruz. Onu vücutla vasıflandırıyoruz. Diyoruz ki bu zihnimizde tasavvur ettiğimiz insan sözcüğünün ifade etmiş olduğu mana dışarıda dış alemde mevcudun vücutla vasıflandırıyoruz. Ha, işte bu anlamda diyor ki öyleyse eğer biz vücut sözcüğünün ifade etmiş olduğu manayı mahiyet dediğimiz insan olsun, mahiyet dediğimiz şecer olsun, mahiyet dediğimiz hecer olsun, mahiyet dediğimiz ard olsun, mahiyet dediğimiz sema olsun fark etmiyor. Bunların hangisini zihnimizde tasavvur edersek, bunların ifade etmiş olduğu manayla vücut sözcüğünün ifade etmiş olduğu mana bir değildir. Biz onları zihin alemimizde bu ikisini birbirinden ayırt edebiliyoruz ve o mahiyeti vücuttan arındırıyoruz. Sonradan vücudu ona hamlediyoruz, onu vücutla vasıflandırıyoruz. Ve huve, işte diyor ki bu şekilde ve huve ma'nel urud. İşte bu oruz manasıdır. Oruz dediğimiz yani hamle. Söylediğim anlamda. Biz burada mahiyet, insan mahiyeti düşündük. İnsan sözcüğünün ifade etmiş olduğu manayı tasavvur ettik. Zihnimizde sonradan onu vücutla vasıflandırdık. Vücudu ona hamlettik. Dikkat edin bütün aslında bu mahiyetler arasında nasıl ki vücut ile mahiyet arasında böyle bir durum söz konusu ise mahiyetlerin birbiriyle olan oranı da aynı şekildedir. Siz bir insan düşününüz. İnsan sözcüğünün ifade etmiş olduğu manayı düşününüz. Bu insanda şimdi şey yapıyorsunuz. İnsanı kudretten arındırıyorsunuz. İlimden arındırıyorsunuz. Rahmetten arındırıyorsunuz. Şefkatten arındırıyorsunuz. İnsan bir mahve insan. Mümin oluşundan arındırıyorsunuz. Kafir oluşundan arındırıyorsunuz, müşrik oluşundan arındırıyorsunuz. İnsan bir mahve insan. İnsan bir mahve insan zatında ne iman yatıyor, ne küfür yatıyor, ne ilim yatıyor, ne rahmet yatıyor. Hiçbir şey bunlardan hiçbir şey yoktur. El insanu bir mahve insan. El insanu min haysu huvel insan. Düşündüğümüz zaman buna arındırma demektir. Yani bütün vasıflarından arındırılmış olan bir insan. Sonradan biz buna ne yapıyoruz? Bunu vasıflandırıyoruz. Neyle vasıflandırıyoruz? İlimle vasıflandırıyoruz. Ama ne zaman? Burada önemli olan çok önemli nokta budur ki bir sonraki fasılda da bu Esaletül Vücud konusu işleniliyor. Buradaki bu konuyu iyicene tasavvur edersek
Oradaki esaletül vücut, vücut mu asıldır, mahiyet mi asıldır? Orayı daha rahat, daha kolay bir şekilde tasavvur edebiliriz. Sanki hocam bunu söyledin, şunu aklıma geldi. Mulla Sadra'nın vücudun asıl olduğunu kabul ediyor. Evet, geliyoruz. Bir sonraki fasıl zaten öyle, odur. Ben burada Hocam, yani evet, buyurun. bir şey sorayım. Şimdi biz yani orut arız dediğimizde yani asılla beraber olmayan değil mi? Aynen, yani Yani biz aynen asırla olmayan. ay peki burada mesela bizim akidemizde ise de Melekel'in söylediği vücuda ve ayna cibu zativi ne ayn ne vücuda ve ayna cibu zativi ne bir şey diyor. Yani vücut zatıyla itibar ediliyor. Yani zatından ayrı bir şey itibar edilmiyor. Seyyide Melekel öyle diyor. Ne, kim için? Allah için. Biz Burada şimdi eğer Allah mesele biz şimdi Allah meselesini konuşmuyoruz hocam. ama Şimdi biz dedik ki mahiyet diyor. vücut müştereki manevidir. Madem müştereki manevidir, sübutten manadır. O zaman Allah'la olan vücut eğer müştereki manevi değilse tamam. Fakat müştereki manevi ise mümkünlerde olan vücutla Allah vacibül vücutta olan vücut gerek aynı ola. Dikkat edin hocam. Ben He. şimdi bakın dikkat edin, Allah için kullanmadı. Evet. Allah'tan vücudu selbediyoruz demedik. Şimdi ben mümkün olan dikkat ediniz mahiyetler getirdiğim örneklerin hepsi mahiyet için getirdiğim örneklerin hepsi mümkün varlıklar için getirdim. Tamam Dedim siz insan. getirdiniz. Siz Dedim insan. getirdiniz ama mesela Allahu Teala'dan da sorulduğunda mahve denmez Getireceğim. mi? Ha. Aynen denilir. Allahu Evet. Teala'daki mahuve denildiği zaman şimdi mahiyet için iki mana farz Tabi edilmiştir. sıfatla cevap veriliyor. Evet. Heh, bir dikkat edin, mahiyet için iki mana farz. Allah'ın bir tane mahiyetin manası, mana Evet. yani bir şeyin hakikati, künhü. Bu Evet. manada yani mahiyet, Zat-ı Bari Teala için deniliyor ki mahiyetuhu inniyetuhu. Evet. Yani onun mahiyeti vücuttur. Onun mahiyeti vücudundan ayrı değildir. Ah, Onun tamam. için biz onun mahiyetiyle vücudunu birbirinden ayırt etmemiz imkansızdır. Ha, tamam. O zaman buradaki vücut mümkünlerde olan Hadi vücuttur. Ha. oradaki mahiyet, bizim düşündüğümüz mahiyet, insan sözcüğünün ifade etmiş olduğu mana. Evet, tamam. Hacer sözcüğünün ifade etmiş olduğu mana. Biz bunu zihnimizde vücutsuz, dışarıda vücudu var mıdır yok mudur? Biz ondan vücut da selbede biliyoruz, vücut hamlede Tamam. biliyoruz. Tamam. Ha, bu Tamam. insan dediğim bu ikinci mahiyetlerin birbiriyle oranlı olarak da biz mesela bir insanı düşünüyoruz. İnsan bir mahve insan zatında ne ilim yatıyor, ne kudret yatıyor, ne acizlik yatıyor, ne müminlik yatıyor, ne müşriklik yatıyor, ne kafirlik yatıyor, hiçbir şey. Bir mahuve huve. Onu bir mahuve huve tasavvur ediyoruz. Sonradan onu niteliklendiriyoruz. Niteliklerle nitelendiriyoruz. Diyoruz ki el insanu alimun. El insanu cahilun. El insanu müminun. El insanu kafirun. Bak, hamle diyoruz, arız ediyoruz. Yani Hocam, demek istediğim, özür evet, dilerim ben bunu estağfurullah, tamamlayayım. tamam. Demek istediğim o mevzu olarak farz edilmiş olan şey zihnimizde tasavvur ediyoruz. Ondan sonra biz gelip ne yapıyoruz? Ona bir şey hamle diyoruz. Tamam. O hamle edilen şey eğer onun zatında vardır ise ondan selb etmemiz imkansızdır. Tamam. Ama eğer zatında yoksa, zati değilse onun hamledin, onun selb edilmesi mümkündür. Evet. Hamle edebiliriz de, selbe edebiliriz de yani. Selbeder. Şimdi burada Evet. işte bu an bu neyi ifade ediyor? Bu şunu ifade ediyor. Mahmulun ifade etmiş olduğu anlam ile mevzuun ifade etmiş olduğu anlam bir değildir.
Tamam. İkidir. Burada da bunu diyor. Diyor ki biz mefhumu ne yapıyoruz? Diyor şey diyor ne diyor? Diyor ki felil akli en yücerridel mahiyete anil vücudi ben o tire arasındakini o parantez içerisindeki ve hiye ma yukalu fi cevabi mahu onu okumuyorum. Felil akli en yücerridel mahiyete anil vücudi feyattabiruha vahdaha. Onu sadece zihninde itibar veriyor. Zihninde onu farz ediyor. Feyakiluha ve onu zihninde tasavvur ediyor. Thumme yasifuha bil vücudi. Sonra vücutla onu vasıflandırıyor. Ve huve manel oruz. Bu mana oruz. Yani bu oruz demek ki bu ikisi bir değildir. İki tane şeydir. Vücut mefhumunun ifade etmiş olduğu mana ile mahiyet sözcüğünün ifade etmiş olduğu mana bir değildir. Feleysel vücudu aynen lil mahiyeti bir ve la cüz'en leha ne mahiyetin aynidir yani zatıdır ve ne de zatının parçalarından cüz'i zatidir. Çünkü eğer vücut mahiyetinin cins zatından olmuş olsaydı ya Eşitliği olsaydı. zatından olmuş olsaydı ondan selb etmemiz imkansızdır. Eğer Imkansız. biz gelip kendisinde onu şey yapabiliyoruz, bir mahiyeti vücuttan arındırıp, tecrid edip, soyutlandırıp ve zihnimizde onu ona itibar verip ve o zihnimizde onu tasavvur ediyor isek ve sonradan vücudu gelip kendisine hamledebiliyorsa demek ki ikisi bir değildir. İkisinin ifade etmiş olduğu mana bir değildir. Diğer mahiyetlerde olduğu gibi. Elbette burada iyicene dikkat edin. Çok önemli bir nokta söz konusudur. Mesela ben insan dedim ki biz insanı tasavvur ettik. El insanu bima huve insan. Ne ilim vardır, ne kudret vardır, ne diğer nitelikler. Hiçbirisi yoktur. Şimdi bunlara biz insanın ifade etmiş olduğu mana, ilmin ifade etmiş olduğu mana zatında yoktur. Zatında olmadığı için kendisinden ne yapabiliyoruz? Selbedebiliyoruz. Ha, Zat-ı Bari Teala'daki bu durum nasıl olur? Bu çok önemli. Yani Zat-ı Bari Teala'nın vücut ki biz kendisinden selbedemiyoruz. Öyleyse Evet. zatidir. İlim de kendisinden selbedemiyoruz. O da öyleyse zati olması gerekir. Hani o kelamcılar arasında bir ihtilaf vardır. Allah'ın sifatları Zat-ı Bari Teala'nın zatının aynısı midir? Yoksa Zat-ı Bari Teala'dan ayrı mıdır? Yoksa ne aindir ne gayrdir? Nasıl Evet birdir? cidden. Zat-ı Bari Teala'nın sifatlarıyla olan ilişkisi nasıldır? Onu da biz burada bunu tasavvur edersek oradaki konuları da anlamak, oradaki tasavvur etmek daha da kolaylaşıyor. Yani demek istediğim bu mefhum konusu önemlidir. Hem mümkün varlıklarda bu önemlidir, mümkün olan varlıkları anlama noktasında. Hem de Zat-ı Bari Teala'yı doğru tasvir etmek, doğru tasavvur etmek. Ben bazen diyorum, arkadaşlara diyorum. Diyorum arkadaşlar, bak siz, biz kendi zihnimizde Allah hakkında bir tasavvur oluşturuyoruz. Eğer tasavvurumuz sorun barındırıyorsa, senin o tasavvurundaki olan Allah'ı inkar ettiğim zaman, Allah'ı inkar etmek anlamında değildir. Senin zihnindeki Allah'ı inkar ediyor. Senin zihnindeki Allah'ı belki sen eğer senin sen kendi zihninde Allah hakkında bir tasvir oluşturmuşsun. Çünkü bakın dikkat edin biz kelimeler üzerinden birbirimizle anlaşıyoruz. Biz kelimeler üzerinden birbirimizi anlamaya çalışıyoruz. Ve eğer biz kelimeler üzerinden zihnimizde oluşturmuş olduğumuz algılar soru barındırıyorsa ister Zat-ı Bari Teala bağlamında olsun İster Zat-ı Bari Teala'ya nispetlendirilen sıfatlar olsun, ister Zat-ı Bari Teala'ya nispetlendirilen din olsun. Eğer biz Zat-ı Bari Teala'ya bir şey nispetlendiriyor isek,
O zaten Bari Teala'ya nispetlendirilmiş şey sorun barındırmamalı. Eğer sorun barındırıyorsa biz zaten Bari Teala'ya yakışmayan bir şeyi yakıştırmış oluyoruz, mesuliyet altına giriyoruz. Bu ya yani mefhumlar konumu o kadar önemlidir. O mefhumlarla biz neyi ifade etmek istediğimizi iyi bilmemiz gerekiyor. Bunun için Allame burada biz felsefeye girmeden önce biz felsefeyi doğru anlamak için felsefe bir dikkat ediniz. Biz felsefe yani akıl yürütme. Allah'ın bize vermiş olduğu akıl yetisini fiiliyata geçirmek, o nimetten yararlanmak demektir. Ben bazen arkadaşlara diyorum arkadaşlar, siz şöyle böyle bir Allah'ı kabul ediyor musunuz ki size bir yeti vermiş olsun ve size kullandırtmasın? Ben size bu yetiyi verdim ama kullanmayınız. Ben size irade verdim ama kullanmayınız. Kullanma hakkına sahip değilsiniz. Bu şuna benziyor. Bir arkadaşa siz bir baba kendi çocuğuna 100 milyon bir sermaye veriyor. Ve çocuğuna diyor ki ben 100 milyon sermaye sana verdim, sana kullanma iznini vermiyorum. Sen kullanma hakkına sahip değilsin. O Nimet zaman değil. çocuk diyecek ki dönecek ki baba sen niye bana verdin o zaman diyecek. Değil mi? Allah'ın bize vermiş olduğu yetileri biz tarafından onun istediği şekilde kullanılması içindir. Felsefe Allah'ın bize vermiş olduğu akıl yetimizi devreye sokup kullanmaktır. Yalnız bu akıl yetimizi devreye sokarken bazen insanlar önüne bazı şeyler geçiyor. Orada yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir. Bu yanlış anlaşılmalara neden nedenlerin birçoğu kavramlardır. Sözcüklerdir. Sözcükler üzerinde biz Hocam ben şunu bu diyeyim. cümlemi tamamlayayım. Sözcükler üzerinde anlaşılmadıkça birbirimizi anlamak da zorlaşıyor ister istemez. Onun için felsefede en önemli konulardan bir tanesi de sözcüklerden kast edilen manadır. Onun için şey geliyor ki Allame Tabatabayı geliyor burada bu mefhumu vücut diyor ki biz bir vücut mefhumu vardır, bir mahiyet mefhumu vardır. Bu ikisi bir midir diyor, dışarıda ikisi bir değildir. Ama mefhum olarak yani vücut sözcüğünün ifade etmiş olduğu mana ile mahiyet sözcüğünün ifade ettiği mana ayrıdır. İki ayrıdır. Bunun delili de nedir? Zaten zihnimizde mahiyeti tasavvur ediyoruz, vücutsuz tasavvur ediyoruz ve vücudu ona hamlediyoruz. Eğer biz zihnimizde mahiyeti vücuttan arındırıp tasavvur edip ve vücudu ona hamlediyorsak o zaman zihinde bunların ifade etmiş oldukları mana farklıdır. Şimdi bunu söyledi. Şimdi dinliyorum hocam. Hocam az önce Seyyid Halil'den naklettiğim diyor vücuda ve ayna jibu zativi ne evvel ne ahır ne dıdda evi. Yani biz orada evvel ahır biz Allah biliyorduk. Fakat şöyle demek şöyle oluyor. Yani vücut Allah'tan önce de yoktur, sonra da değildir. O zıddi de değil. Yani zıddi biliyorsunuz la yeştemi'an değildir yani. Aynen. Yeştemi'andır demek. Evet. Doğrudur. Aynen öyledir. Zat-ı Bari Teala şimdi de geliyor. Zaten biz bu mahiyet dedim ya iki tane mana vardır. Bir ma yukalu fi cevabi mahu. Hala bu esaletül vücutta da o zaten geliyor. Orada muhakkak sorular da olacak. Bir tanesi de bu ma yukalu fi cevabi mahu genelde haddi edemiye şey diyorlar. Yani bir şeyi düşünüyorsunuz. Mesela insanı düşünüyorsunuz. İnsanın tamam olduğu noktalar, hadler, sınırlar. Haddi ademidir.
Mesela benim vücudum bu noktaya kadar vardır. Bundan sonra ben yokum. İşte o nokta, o haddi edemi belirten noktaya mahiyet deniliyor. Ama Zat-ı Bari Teala'nın vücudu mehdut olmadığı için haddi edemi anlamındaki mahiyet Zat-ı Bari Teala için anlamsızdır. Ama yok, eğer biz mahiyeti inniyet alırsak, o zaman mahiyet yani hakikatü şey. Ma huve huve. O anlamda eğer biz mahiyeti alırsa, o zaman Zat-ı Bari Teala'nın mahiyeti vücududur. Ama bizim burada kastettiğimiz şey o mahiyet, vücut anlamındaki olan mahiyet değildir. Haddi ademi anlamındaki mahiyettir. Hocam bu inniyet nereden geliyor? İnniyet nereden geliyor? Valla onu düşünmedim. Ha. Yani inniyet diyor ki inniyetuhu yani vücuduhu. Ha. Devam ediyoruz. Enani Bu evet buyurun. enaniyetuhu ol, ol enaniyetuhu olmaz mı acaba bu? İnniyet o inne hakikat var da innelli tahkiki vardır ya. İnniyet evet. Delili inni limi falan İnni oradan gelmesin mi? orada da Kur'an-ı olabilir ama inniyet şayet o inniyet yani burada innelli tahkiki diyor ya tahkik içindir, hakikat içindir. Şayet ya, oradan da geliyor. Bilmiyorum ben şey yapmadım, üzerinde düşünmedim. diyorum şöyle olabilir mi acaba? Mesela mahiyete cevap olan mahiyettir. Yani mesela diyelim müfret kelimeyle cevap verilebilendir. Fakat Allahu Teala'nın inneyle yani böyle delille ancak İnne. Şayet mesela. nezari yani Şayet mesela. delille ancak ispatlanmasına çalışılandır. Olabilir mi acaba inneden Olabilir, gelme? mümkündür. Üzerine ben bir şey yapacağım. Bir üzerine bir şeyden sonra, Deli tersten inni sonra şey bir yapıyorsunuz, bakacağım. yapabiliriz abi. Sıkıntı yok. Deli inni diyorsunuz değil mi? Efendim? Deli inni. O Allah. denile limmiyle inni o mantıkta geçiyor. O değildir. Onlar farklıdır. Mesela diyor ki illetten ma'lula gidildiği zaman delile limmidir. Hadde fesat ma'lul şeyi ne yapıyor? Neticeyi ispatlıyorsa biz delil bu delile limmidir. Burhan limmidir. Ama eğer ma'lulden illete gidiliyorsa bu delile innidir. O mantıkta bir kuraldır. O değildir. Ama Şimdi bu bu inni da bu inninin sanki burada da öyle bir şey var ha. Yani efendim. biz eserden ve esire gidiyoruz ha burada. Yani maluldan Eserden allete gidiyoruz. ha, Eserden ve esire gidiyoruz. bu delil Delil deliyle inni innidir. oluyor. Evet. Bu Allahu innidir. Teala da eserden ve esire gitme şeyiyle var Bu diyoruz. o değildir hocam. Bu o değildir. Hatta çünkü Burhan Zat-ı Bari Teala için ispatlamak için Evet. eserden Zat-ı Bari'ye gitmek aslında avamlar için bir delildir. O şeydir. Aslında Burhan-ı Siddiqin vardır. Lem üzerinden. Aslında siz vücut mefhumunu tahlil ettiğiniz zaman vücut mefhumunun kendisi Zat-ı Bari Teala'yı ispatlıyor. Yani illetin üzerinden illete gidiyor. Bu Burhan-ı Siddiqin'dir. Onu inşallah zamanı geldiği zaman şey yaparız. Üzerinde dururuz. İnşallah. Bu İnşallah. Burhan-ı İnni Burhan genelde zaten işgal ediyorlar. Diyorlar ki eserden siz gidiyorsunuz. Eser üzerinden gidiyorsunuz. Zat-ı Bari Teala'yı ispatlamaya çalışıyorsunuz. Bu delile innidir. Delile inni de şek barındırabiliyor diyorlar. Lemmi kadar güçlü değildir. Dolayısıyla mesela bu felsefecilerin birçoğu Burhan-ı Siddiqin ki ilk olarak şey ortaya atıyor, İbn Sina ortaya atıyor. Burhan-ı Siddiqin üzerinde şey yapıyor. Tabii sonradan bu geliştiriliyor. Yani bunları biz inşallah oraya geldiğimiz zaman bunları konuşuruz. Tamam Buradaki inşallah. konumuz şeydir. Bunu inniyetu yani vücuduhu bu şekilde ama kök olarak bu nereden gelmiş? Ben inşallah şeyden sonra bir bakacağım. Eğer bir şey bulursam bir sonraki derse aktarırım. Tamam. Evet. Öyleyse buradaki bu mefhum vücudu şeydir, önemlidir ve burada mahiyetin ifade etmiş olduğu zihnimizdeki mana yani insanın ifade etmiş olduğu mana, şecerin ifade etmiş olduğu mana,
O vücut sözcüğünün ifade etmiş olduğu mana dışında olumluluğu ifade eden bütün manalar kastediyoruz mahiyetten. Ve vücut mefhumunun ifade etmiş olduğu mana zihnimizde farklıdır. İki tanedir. Bu iddia budur. Bir ve delilu aleyhi. Bunun delili nedir? Üç tane delil burada getiriyor. Birincisi diyor ki, delil budur. Ennel vücuda yesihu selbuhu anil mahiyeti. Velau kana aynen o cüz'en laha lem yesihha zalike. Hop, eğer bu biz vücudu mahiyetten biraz önce de ve zaten açıklarken ben işaret etmiştim. Dedim biz mahiyet üzerinden mahiyeti düşünüyoruz. İnsanı düşündüğümüz zaman biz insandan ilim, kudret, selbede bildiğimiz gibi insanı da düşündüğümüz zaman vücudu kendisinden selbedebiliyoruz. El insanu ma'dumun da diyebiliriz, el insanu mevcudun da diyebiliriz. Selbedebiliyoruz. Eğer vücut mahiyetin zatında olmuş olsaydı zaten kendisine vücut verilmesine gerek kalmazdı. Vacibül vücut olurdu, kendisinden selbedilmezdi. Ya diyor eğer cüzen laha olmuş olsaydı ya onun bir cüzü olmuş olsaydı. Şimdi siz dikkat edin. Biz insanı tahlil ediyoruz. İnsan mefhumunu tahlil ediyoruz. Diyoruz ki insan hayvanun natikun. Dikkat edin bak iki tane biz terkip, iki tane şey yapmışız. İki tane şeye ayırdık. İki tane kavrama ayırdık. İnsan hayvanun natikun. Biz ne insan, leyse bir insanın da diyemiyoruz. Yani aynı yapamıyoruz. Çünkü biz el insanı leyse bir insanı diyebiliyor muyuz? Yok, diyemiyoruz. El insanı leyse bir hayvanın de diyemiyoruz. Ya el insanı leyse bir natıkın da diyemiyoruz. Yani ne biz o aynını selbedebiliyoruz, ne cüz'ünü selbedebiliyoruz. Eğer vücut mahiyetin aynı olmuş olsaydı ya cüz'ü olmuş olsaydı ondan selbedilmesi imkansız olurdu. Öyleyse vücut mahiyetin aynı değildir. Bu birinci delil. Ve eyden ikinci delili getiriyor. Ve eyden hamlul vücudi alel mahiyeti yahtacu ila delilin. Biz bir mahiyet düşünüyoruz. Mesela melek. El meleku mevcudun. Ya mesela farz edelim el insanu mevcudun diyoruz. Ya el cinnu mevcudun diyoruz. Biz bir mefhumu, bir mahiyeti düşünüyoruz ve kendi vücudu kendisine hamlediyoruz. Eğer vücut o mahmur, o mevzuun zatı olmuş olsaydı o mahmulu vücut için ispatlamak için delile ihtiyaç duymazdı. Mesela şimdi biz el insanu mümkünün, el insanu mümkünün, insan mevcudu mümkündür. Mümkün sözcüğü insanın zatında vardır. Yani manası nedir? Yani vücut kendisi için zorunlu değildir. Adem de kendisi için zorunlu değildir. Buna delil getirmemize gerek var mı? Gerek yoktur. Biz insan için el insanu hayvanun. Hayvan demek yani kendi iradesiyle hareket edendir. Hayvan kendi iradesiyle hareket eden varlıklara deniliyor. Biz insan için hayvanı getirip ispatlamamıza gerek yok ki. Zaten ben zatidir da. El insanu natikun. Gelip insanın natık olduğunu getirip kendisi için tespit etmemiz gerekiyor mu? Yok. Delil zatiyu şey. Eğer bir şey başka bir şey için zati ise onu kendisi için ispatlamaya delil yok, delil gerekmiyor. Ama biz burada mahiyetlerin üzerine vücudu hamlediyoruz. Onu ispatlamak için delil getirmek zorunda kalıyoruz. Bu delildir ki vücut mahiyetin zatı değildir, aynı değildir, cüz-i zatı da değildir. İkinci delil de budur. Diyor ey humilel bu hamlul vücudu alel mahiyeti yahtacu ila delilin feleyse aynen ve la cüz'en laha li enne zate şey'i ve zatiyatihi beyyinetü sübuti lehu. Apaçıktır kendisine delil ihtiyaç duymuyor ki zatiyatı şey
bir şeyin zatiyatı için delil getirmeye geri kalmıyor. La tehtacu fihi ile delili. Bu zatiyatlar için delil getirmeye gerek yoktur. İhtiyaç duyulmuyor. Bu ikinci delil. Üçüncü delil ve eyden el mahiyetu mütevasi mütesaviyetun nisbeti fi nefsiha ilel vücudu vel ademi. Bu da önemlidir. Herhangi bir mahiyeti tasavvur edelim. İnsanı düşününüz, hayvanı düşününüz, ondan sonra cemadatı genel anlamda ben bunları söylüyorum, bunların altında artık ne düşünüyorsanız, nebatı düşününüz, cemadatı düşününüz. Bunların hangisini düşünürsek bunları zihnimizde manaları zihnimizdedir. Biz bunları vücut ve ademle değerlendirdiğimiz zaman diyoruz vücuda olan oranıyla ademe olan oranı eşittir. Doğru. Her mahiyet mümkün olan her bak zaten vacip için biz böyle bir şey düşünemiyoruz. Vacip için biz ademi hamledemiyoruz. Niçin vacibe ademi hamledemiyoruz? Çünkü vacibin vücudu zatındandır. Onu ondan selvedemezsin. Ama mümkün olan bütün mahiyetlerin vücudu zatından olmadığı için kendisinden hamledilip adem hamledilebiliniyor. O ademi kaldırıp vücudu da hamledebiliyoruz. Birbirine zıt olan ikisini hamledebiliyoruz. Diyor ki el mahiyetu mütesaviyetu nisbeti fi nefsiha ilel vücudu vel ademi. Fi nefsi yani haddi zatında vücut ve ademe oranla eşit derecededir. Velev kanel vücudu aynen o cüz'en laha. Eğer vücut aynı mahiyet ya cüz'i mahiyet olmuş olsaydı istihalet nisbetuha ilel ademi nis'ellezi huve nakiduhu vücudun nakizi olan ademe nisbetlendirilmesi mümkün olmayacaktı. Eğer vücut mahiyet için zaruri olmuş olsaydı aynı olmuş olsaydı ya cüz'i zatı olmuş olsaydı ademi mahiyeten ki adem vücudun nakizidir. Ademi mahiyete nispetlendirmemiz imkansız olurdu. Demek ki netice itibariyle bu fasılda söylemek istediği şey önemlidir. Çünkü sonraki konularda çok önemli. Yani asaletül vücud bu konunun anlaşılmasına bağlıdır. Bu konuyu iyicene zihnimizde tasavvur edelim, tasvir edelim. Vücutla mahiyet aynı değildir. Ha, dışarıdaki gerçek vücut mudur? Yoksa mahiyet midir? İşte sonraki fasıl bu konu hakkındadır inşallah. Yarın bu dördüncü fasla başlayacağız. Esaletül vücut, itibariyetül mahiyet konusunu yarın işleyeceğiz. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tayyibine tahiri. Eğer soru bir şey varsa sorular varsa bir şey yapmış ya bir şey aktar bir eklemek bir şey arkadaş şey evet. Hocalarımız evet. Eklemek istediği bir şey varsa evet. Dinliyoruz. Evet. Seyda. Tamam. Burada. Selam Kerem. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Seyda, ez kazım tüsteki ya bakın eva mesela وجود کوهوا تابا تابایی که کو وجود تی مشترک معنویه تی اوا لجام اشعری یا مشترک لفظیه سیدا کل سر وجود و تا خبر داش گوتن سیدا مال خلیل کوانین اوا دوی داری دا گوت یعنی اشعری و اوا گوتن تابا تابایی نمینه هف نه یکن یعنی دوی هم ویاج هفتن وقتین Evet doğrudur hocam. Eş'ariye nispetle İmam Eş'ariye nispetlendiriliyor. Onlar müştereke lafzı kabul etmişlerdir. Onu da müştereke lafzı kabul etmelerinin nedeni de orada da işaret etmiştik. O teşbihe gittiğinden dolayıdır. O teşbih eğer müştereke lafzı değil de müştereke manevi olarak kabul ettiğimiz halde teşbihe neden olmuyorsa, teşbihe gitmiyorsa o zaman biz bunu savunabiliriz. Evet. Ama eğer biz vücut manevi kabul edip
ve vücud-i manevi neticesinde vücud-i manevi kabul ettikten sonra biz bu kabul ettiğimiz bu iddia teşbihe neden oluyorsa kesinlikle reddedilmesi gerekiyor. Bu bir nokta. İkinci bir nokta. Eğer biz vücudu müştereke levzi kabul edersek ve vücudu müştereke levzi üzerinden eğer bir sorun geliyorsa ve o sorun cevaplandırılmıyorsa onu da reddetmemiz gerekiyor. Yani burada bizim takip etmemiz gereken şey şudur, ölçü şudur. Ortaya atılan iddia sorun barındırmamalı. Ben şimdi vücudu müştereke levzi olarak kabul edersem mi sorunlar çoğalıyor? Yoksa vücudu müştereke manevi olarak kabul edersem mi sorunlar çözülüyor? Dikkat edin, biz şimdi bakın, normalde biz kendi muhalifimizle konuştuğumuz zaman bir materyalizmi düşününüz, materyalist. Allah'ın varlığını kabul etmiyor. Biz bunlarla konuştuğumuz zaman onların iddialarının sorun barındırdığı için reddediyoruz. Diyoruz sizin ortaya atmış olduğunuz iddia sorun barındırıyor. Bu sefer biz onların karşısında eğer bir iddia ortaya atıyor isek bizim ortaya attığımız iddia da sorun barındırmamalıdır. Eğer biz ortaya attığımız iddia sorun barındırıyorsa onlarınkinden farklı olmuyor. Bizim yöntemimiz burada bu olmalıdır. Şimdi bizim alimlerimiz, önceki büyüklerimiz kendileri çabalamışlar, gayret etmişler. Allah hakkındaki kendi şeylerini, kendi anlayışlarını, kendi algılarını ortaya koymuşlar. Nedir? Duyarlı olmuşlardır. Ama biz hepsine saygı gösteriyoruz. Saygımız sonsuzdur. Önemli olan bizim onların iddialarını sorunsuz bir şekilde anlayabilmemizdir. Eğer bir yerde bizim bir alimimiz, bizim büyüklerimiz bir şey ortaya atmış ve o iddia sorun barındırıyorsa ya o soruna cevap vermek zorundayız ya da o iddiadan vazgeçmek zorundayız. Ha, burada da bu müşterek vücut müşterek lafzi midir manevi midir ihtilaflıdır. Bazıları burada da işaret etmiştim, hem mutezilelerden bazıları müşterek manevidir de müşterek lafzidir demişler. Elbette onlara nispetlendiriliyor. Hem İmam Eş'ariye nispetlendiriliyor. Bir kısım da diyor yok müştereke manevidir. Şimdi bu iki tane iddiadan hangisi sorunsuzsa onu kabul etmemiz gerekiyor. Ki orada alame getiriyor, şey yapıyor ki diyor ki vücut müştereke manevi kabul edersek ne teşbihe neden oluyor ve artık dolayısıyla sorun barındırmıyor. Ama eğer biz vücut müştereke lafzıyı kabul edersek sorun barındırıyor. Artık kime nispetlendiriliyorsa önemli değildir. O zaman o düşünceyi kabul edemeyiz. Allah razı olsun. Hayır seyda. Hadi hayır. Değil mi? Başka bir şey yoksa bizim süremiz bitiyor zaten. Evet. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar hepinize.